Dostlarım merhabalar. Yeni bir kimya dersiyle atom yapısı ve periyodik sistemle karşınızdayız. Tabii ki ben kimya öğretmeniniz Engin Görbaşı. Çok bekletmeden başlayalım. Umarım güzel bir ders geçiririz birlikte. Hadi bakalım gelsin. Girişi arkadaşlar atom modellerinden yapıyoruz. Atom modellerinde ilk olarak, kronolojik olarak kim geliyor arkadaşlar? Karşımıza çıkıyor. Dalton atom modeli karşımıza geliyor. Yılın bir önemi yok ama yine de orada bir dokunuş yapalım. Bulunsun dedik. Dalton atom modeli arkadaşlar ne olarak biliniyor? Tabii ki bilardo topu modeli olarak biliniyor. Böyle bir gösterime, ifadeye sahip olduğunu belirtebiliriz. Ve 1800 yıllarda arkadaşlar ortaya koyulan bir atom modeli olduğunu belirtebiliriz. Peki özellikleri ne? Dalton maddenin en küçük yapı birinin atom olduğunu söylüyor. Maddenin içi dolu bir küre yapısına sahip olduğunu ifade ediyor. Maddenin, daha doğrusu atomun arkadaşlar daha küçük parçalara ayrılamayacağını ifade ediyor. Parçalanamaz diyor. Bir elementin tüm atomları özdeştir diyor. Farklı element atomları farklı kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur gibi ifadeler kullanıyor. Bir de şunu bilin. Dalton atom modeli doğrusuyla arkadaşlar yanlışıyla. Onun bir önemi yok. Bizim için şu anda atomla ilgili ortaya koyulan ilk arkadaşlarım bilimsel modeller. Lütfen bunu biliniz. Genel kültür olsa dahi aklınıza bulunsun. Kimya ile ilgili iş yapıyorsanız lazım olur. Şimdi buradaki özelliklerden ortaya koyduğu varsayımlardan hangileri günümüze geçerli, hangileri değil? Bakın, maddenin en küçük yapı birimi atom ifadesi artık günümüzde çöp bir ifade, geçersizdir. Eksi işareti koyuyorum. Atom içi dolu küreciktir ifadesi çürütüldü. Atomlar büyük oranda boşluklu yapıya sahip. Günümüze geçerli değil. Atomlar parçalanamaz. Keşke parçalanmasaydı arkadaşlar. O zaman atom bombası denen durum meydana gelmezdi. Ve binlerce insan da ölmezdi. Ama atom parçalanabiliyor. Dolayısıyla bu da günümüze geçersizdir. Bir elementin tüm atomları özdeştir diyor. Burada arkadaşlarım işin içine izotop yapılar giriyor. Bunu da ilerleyen süreçte anlatacağız. Dolayısıyla bir elementin tüm atomları özdeş olmayabiliyor. Kütle olarak farklı taşıyabiliyor. Bu bilgi de günümüzde artık geçersiz. Farklı element atomları farklıdır ifadesi doğru arkadaşlarım. Günümüzde hala geçerli olan yapılardan, ifadelerden bir tanesi. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur demiş. Haklı. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı arkadaşlar korunur. Burada bir ilave yapalım size. Bakın. Elementler belirli oranlarda bir araya gelerek bileşikleri oluşturur. Şuraya sıkıştıralım. Bileşikleri oluşturur. Bu ifade arkadaşlar günümüzde hala geçerli olan ifadelerden bir tanesi, buraya aktarmayı unutmuşuz, o yüzden onun hemen ilavesini yapalım. Dolayısıyla toparlayacak olursak şurada gördüğünüz farklı element atomları farklı. Kimyasal tepkimelerde atom türü bir sayısı korunur ifadesi ve farklı elementler belirli oranlarda bir araya gelip bileşikleri oluşturur ifadesi arkadaşlar doğru ve günümüzde hala geçerli olan ifadelerden bir tanesi. Diğer üstteki dördü ise arkadaşlar geçersiz kılınan maddelerden bazıları diyebiliriz. Geçiyorum. Thomson atom modeli arkadaşlar. Biz bunu ne olarak biliyoruz? Üzümlü kek modeli. Yani bunun ortaya çıkışı 1800'lerin arkadaşlar sonlarına doğru oluyor. Peki mantığı ne? Varsayımları ne? Diyor ki negatif yükler pozitif yükler içinde arkadaşlar homojen olarak dağılmıştır. Negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşittir. Yani elektron sayısı proton sayısına eşit olacak. Dolayısıyla atom nötrdür diyor. Atom kütlesini artı yükler yani pozitif yükler protonlar oluşturur diyor. Elektron kütlesi çok küçük olduğu için arkadaşlar neredeyse 1837'de biri olduğu için protona nazaran arkadaşlar ihmal ediliyor. Atom çapı yaklaşık 10 üzeri, şunu yukarıya taşıyalım. 10 üzeri eksi 8 arkadaşlar. Şurayı karalıyorum, götürüyorum. 10 üzeri eksi 8 santimdir diye belirtebiliriz. Bunun özelliği ne? Elektrondan bahseden ilk model arkadaşlar. Bunu belirttikten sonra şimdi bakalım. Varsayımlardan hangileri hala geçerli, hangileri geçersiz onu görelim. Negatif yüklerin pozitif yükler içinde homojen dağılma durumu arkadaşlar günümüzde geçerli değil. Çünkü elektronlar protonlar içinde dağılmaz.
çekirdeğin çevresindeki alanlarda arkadaşlar yörünge olarak, orbital olarak tabir edilen kısımlarda bulunur. Negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşittir ifadesi nötr atomlar için arkadaşlar doğru bir ifade. Atom kütlesini pozitif yükler oluşturur ifadesi yanlış. Çünkü atom kütlesi proton artı nötrondan arkadaşlar meydana geliyor. Pozitif yükler sadece yarısını oluşturuyor. Günümüzde geçerli değil. Elektron kütlesini ihmal ediyoruz çok şık olduğu için doğru. Atom çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8'dir. Bu da hala günümüzde geçerli ifadelerden bir tanesi diyebiliriz. O zaman yolumuza devam edelim arkadaşlar. Rutherford atom modeli, gezegen modeli yani altın levha arkadaşlar deneyi. Ne yapmış? Alfa ışın kaynağından altın levha üzerine ışın yollamış. Işınların hareketlerini gözlemlemiş. Işınlar büyük oranda sapmaya uğramadan arkadaşlar levhadan geçiyor. Çok az bir miktarı sapmaya uğruyor. Çok az bir miktarı arkadaşlar düşük miktarı ise tekrar geri dönüyor. O zaman şu kanıya, şu fikre varıyor arkadaşlar. Diyor ki atom büyük oranda ışınlar çoğunlukla geçti ya. Atom büyük oranda boşluklu yapıya sahiptir. Işınların geri tepmesinin nedeni arkadaşlar artı yüklerin, eksi yüklerin düzeltiyorum. Eksi yüklerin, ışınların gidip merkezdeki çekirdekte bulunan artı yükleri çarpıp geri sekmesinden kaynaklanır diyor. Dolayısıyla şunu belirtiyor. Pozitif yükler çekirdek denilen yoğun enerjili kısmına toplanmıştır. Çekirdek çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 12 ya da eksi 13 santim falandır. Bunun çok fazla bir önemi yok ama yine de belirttik. Elektronlar çekirdek çevresinde boşlukta arkadaşlarım döner. Şöyle belirtelim. Elektron sayısı proton sayısına eşit ve atom kütlesinin yarısını protonlar oluşturur. Burada şöyle bir ilave yapıyor. Kalan yarısını da yüksüz tanecikler oluşturmalı diyor. Ama o yüksüz taneci arkadaşlar varlığını ispatlayamıyor. Yani nötronun varlığını ortaya koyamıyor. Ama bahsediyor. Varsayımda bulunuyor. Bakalım hangileri doğru günümüzde hala. Pozitif yükler çekirdekte bulunur ifadesi hala geçerli. Atom boşluklu yapıda, büyük oranda boşluklu yapıda ifadesi günümüzde hala geçerli. Çekirdek çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 12'dir ifadesi günümüzde hala geçerli. Elektronlar çekirdek çevresinde boşlukta döner arkadaşlar ifadesi günümüzde yeterli değil. Elektron sayısı proton sayısına eşittir ifadesi doğru. Atom kütlesinin yaklaşık yarısını protonlar oluşturur ifadesi arkadaşlarım doğru. Bunun özelliği ne? Çekirdekten bahseden arkadaşlar ilk modeldir. Buraya dikkat ediyorsunuz. Eksik yanları var mı? Onları belirttik mi? Belirtmedik mi biz aslında? Neyse o direkt ifade ettik. Bohr atom modeli arkadaşlar yörünge modeli 1900 yılların başında ortaya çıkan modellerden bir tanesi. Bakın şunu anlamanız önemli. Atom modelleri kronolojik olarak zaten veriliyor ama bilimde olay şöyle yürüyor. Ben bir iş yaparım. Yaptığım işi bir noktaya kadar getiririm. Bu benden sonra gelen arkadaşlar ilham verir. O ne yapar? Benim yaptığım işi inceler, gözlemler. Doğruluğu nedir anlamaya çalışır. Eksik olan kısım varsa yapılan işten yola çıkarak onun üstünü tamamlamaya çalışır. Buradaki her model birbirinin açığını kapata kapata giriyor. Yani her birinin kendi içinde yapmış olduğu işler aslında çok önemli ve özel. Ama yeterli mi değil. Zamanla her biri arkadaşlar birbirini geliştire geliştire yoluna devam ediyor diyebiliriz. Şöyle geçtim. Bakalım. Bohr bize ne söylüyor? Elektronlar belirli enerjiye sahip çekirdekten belirli uzaklıklardaki yörüngelerde bulunur diyor. Varsayımlardan bir tanesi. Yörüngelere kabuk veya katman denir. Yörüngeler kalemene gibi harfler veya 1, 2, 3 gibi rakamlarla gösterilebilir. Yörüngeler en ile sembolize edilir demiş. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisi artar. Şimdi arkadaşlarım bu ifade doğru bir ifade. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji artıyor. Bunu hala kullanıyoruz. Bu bir sembol formatı zaten. Bunun bilimsel bir karşılığı yok. Yörüngeler kalemene gibi harfler veya 1, 2, 3 gibi rakamlarla kullanılır, belirtilir. Bunu hala kullanıyoruz arkadaşlar. Yörüngelere kabuk veya katman denir. Bu yine bilimsel bir olay değil. İfade halidir. Dolayısıyla hala kullanılıyor. Elektronlar belirli enerjiye sahip çekirdekten belirli uzaklıktaki yörüngelerde bulunur ifadesi günümüzde geçerli değil. Çünkü modern atom teorisinin şöyle bir karşılığı var. Elektron bulutu modeli arkadaşlar. Yani elektronlar belirli yörüngelerde bulunmuyor. Sadece bulunma ihtimali yüksek olan hacimler var arkadaşlar. Elektronlar sürekli hareket halinde olduğu için belli bir alanda sabit kalmıyor.
Devamında bakalım. Bunu ifade ettik, tekrar aktarılmış ama geçiyorum burayı. Ya şöyle. Biraz karışmış ortalık. Ben burada arkadaşlar olayı göstereyim size. Bakın. Şurası bizim atom çekirdeğimiz olmuş olsun. Atom çekirdeğine en yakın olan katman birinci katman. Hani 1, 2, 3'te gösteririz dedik ya. İşte en yakın arkadaşlar 1. Ve en eşittir bir ifadesiyle bunu karıştırabiliyorsunuz. Rakam kullanmayacaksanız eğer birinci katmanın harf karşılığı ne? K arkadaşlar ya da K artık yeni söylemde. Ondan sonra gelen katman ikinci katman ya da L katmanıdır. Sonra 3 veya M katmanı bu şekilde arkadaşlar gider. Burada enerjisi en büyük olan şurada arkadaşlar görmüş olduğumuz Q katmanı. Yani ondan sonra ondan önce gelen P katmanı. Yani açıldıkça enerji ne oluyor? Büyüyor. Ki açıldıkça şöyle değerlendirin. Atom çapı diye bir kavram var. Atom çapı çekirdekle son katman arasındaki mesafedir. Mesafe arttıkça çap ne olacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Hacim artacaktır diyebiliriz. Şimdi temel hal olayımız var bizim arkadaşlarım. Temel hal ne? Atomun sahip olduğu en düşük enerjili haldir. Üzerinde göstereceğim şimdi. Uyarılmış hal ise enerji alan bir atomda elektronların üst enerji seviyesine arkadaşlar geçmesi. Yüksek enerjili ve kararsızdır. Temel hale dönüşte uyarılmış haldeki atom ışıma yapar. Bakın olayı şöyle görselleştirelim. Mesela bunu kim için arkadaşlar oluşturalım? Hidrojen atomu için oluşturmuş olalım. Hidrojenin bir elektronu var. Bu bir elektron nerede olması lazım? Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar birinci yörüngede olmuş olması lazım. Bakın hidrojenin ikinci, üçüncü yörüngeleri de vardır. Yalnız boştur. Çünkü bir elektron olduğu için o elektron birinci seviyede olmak zorunda ki temel halde bulunmuş olsun. Siz temel haldeki bu hidrojen elementine dışarıdan enerji verirseniz aldığı enerjinin etkisiyle birinci katmanda bulunan elektron nereye çıkmış olabilir? Örnek olarak şöyle üçüncü katmana çıkmış olabilir. Olması gereken yer burasıydı. Buraya çıkmış. O zaman bu arkadaş artık ne olmuştur? Uyarılmış hale geçmiştir arkadaşlar. Uyarılmış haldeki bu atom kararsızdır, huzursuzdur. Tekrar ne olmak ister? Temel hale dönmek ister. Bakın burası temel hal. Yani buradan buraya dönmek ister. Şöyle düşünün. Evde uzanmışsınız 2.80. Televizyon izliyorsunuz veya sevdiğiniz bir film izliyorsunuz. Şu an çok böyle revaçta olan bazı şeyler var. Sayfalar var. Onlardan diziler, filmler izleniyor. Sizi markete yolladılar veya ekmeği yolladılar. Klasik olarak düşünebilirsiniz. Ne oluyor? Keyfiniz kaçıyor. Huzurunuz bozuluyor. Bir an önce işinizi halledip eve dönmek istiyorsunuz. O mantıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Enerjiyle elektron üst katmana çıkartılıyorsa, üst enerjiye çıkartılıyorsa atom uyarılmıştır. O atom yüksek enerjili kararsızdır. Tekrar temel hale dönmek ister. Temel hale dönmesi için elektronun tekrar arkadaşlar birinci katmana gelmesi lazım. O zaman dışarıya ne verecektir? Enerji verecektir. Yani ışıma yapacaktır. Dışarıya ışıma enerji vermesi, ışıma yapması arkadaşlar emisyon olarak kabul edilir. Dışarıdan enerji alması, o enerjiyi soğurması ise absorpsiyon olarak kabul görür. Ki zaten Bohr'un çalışmaların temelinde durumlardan bir tanesi de bu. Absorpsiyon ve emisyon olayı. Yani spektrumal çizgi oluşturma. Bunların anlamına göre gösterelim. Bak. Bohr atomların spektrumları üzerine çalışmalarını temellendirmiş ve hidrojen elementini referans olarak almıştır. Biz hidrojenin atom arasının bir olduğunu biliyoruz. Yani arkadaşlarım hidrojenin elektron sayısı birdir. Bu yüzden Bohr'un yaptığı çalışmalar arkadaşlar sadece bir elektronlu sistemlerin davranışlarını açıklamaya yöneliktir. Ötesine geçememiştir. Çünkü başlangıcı onunla yapmış. Yani kısır kalmış. Spektrum dediğimiz yapı ne? Ya spektrumlar çizgilerden bahsettik. Işının kırılmasıyla oluşan renk tayfı arkadaşlar. Renk dizgisi spektrumdur. En bariz örneği gökkuşağı. Bak, gökkuşağının oluşumu arkadaşlar spektrumal çizgilerdir. Gökkuşağı nasıl oluşuyor? Beyaz ışın havada asılı kalan su molekülleri içerisinde kırılmaya uğruyor ve arkadaşların bir renk tayfı oluşturuyor. Şimdi bu spektrumlar kendi içinde ikiye ayrılıyor. Biri sürekli spektrum burada olduğu gibi bir de arkadaşlar süreksiz spektrum var. Sürekli spektrum beyaz ışın arkadaşlar kırılmasıyla oluşuyor. Neden beyaz ışının kırılmaya uğraması sürekli spektrum? Onu söyleyelim. Beyaz ışık tüm renkleri içerir.
Dolayısıyla kırıldığı zaman oluşan renk dizisinde arkadaşlar renkler arasında kopukluk yoktur. Bütün renkler ardı ardına iç içe geçmiş şekilde gelir. Yani kodlaması da var bunun aslında. Kut sayamam veya kutumu sayamam diye bir kodlamaya sahipti arkadaşlar. Onu da değerlendirebilirsiniz ama tabi burada bizi bağlamıyor. Süresiz spektrum ne anlama geliyor arkadaşlar? Onu da söyleyelim. Atomların ışıma yapması veya dışarıdan gelen enerjiyi sorumasıyla oluşan spektrumlar çizgiler arkadaşlar süreksiz spektrumlardır. Dolayısıyla şöyle özetleyelim. Atomlara ait olan spektrumlar süreksizdir. Beyaz ışınsa arkadaşlar sürekli. Ve her atomun kendine özgü spektrumlar çizgileri vardır. Yani spektrumlar atomlara özgü diyebiliriz. Şuraya bakın. Bu absorpsiyon arkadaşlar spektrumu. Absorpsiyon neydi? Işığı soğurma. Buradaki arkadaşlar absorpsiyon spektrumu hidrojene aittir. Bakın. Hidrojen üzerine düşen ışından bunu yaprak üzerinden nitelendirebilirsiniz. Yaprak niye yeşil gözükür bize? Üzerine düşen beyaz ışından yeşili soğurup yeşili yansıttığı için arkadaşlar. Çünkü yapraklarda klorofil vardır. Yeşil pigment vardır. Sadece beyazdan yeşili alır. Mavi görmeniz mümkün olmaz o yüzden. Veya beyaz görmeniz, siyah görmeniz mümkün olmaz bu yüzden arkadaşlar. Buradaki olay o. Madde üzerine beyaz ışın düştüğü zaman beyaz ışından hangi dalga boylarını içeriyorsa onları sorur. Bak burada arkadaşlar moru sormuş, maviyi sormuş, yeşili sormuş ve kırmızıyı sormuş. Dolayısıyla ışıma yaptığı zaman da hangi renkleri içeriyorsa onları yansıtacak. Yani mor, mavi arkadaşlar, yeşil ve kırmızıyı yansıtabiliyor. Yukarıdaki hidrojenin soğurma spektrumu, aşağıdaki arkadaşlar hidrojenin emisyon spektrumu. Aradaki fark bu şekilde değerlendirilebilir. Şimdi bakıyorum. Burada tabii şunları ifade ettik aslında. Yani bunlara değindik. O yüzden tekrar belirtmeye gerek yok. Ama gerçi şunlardan bahsedelim. Bunları madem düşmüştü buraya. Bakın. Bohr-Atom modeli arkadaşlar sadece tek elektronlu sistemlerin davranışlarını açıklamıştır diye bir ifade kullanmıştık. Bu ne anlama geliyor? Tek elektron demek arkadaşlar elektron sayısının bir olması. Anlamına geliyor peki kimleri kullanıyor çalışmalarında? Çoğunlukla hidrojen. Helyumu kullanıyor. Ki helyumun yükünün artı bir olması lazım. Yani tek elektron inmiş olması lazım. Bir de arkadaşlarım lityum yapısını kullanabiliyor. Artı iki yüküne sahip olan lityum iyonunu kullanabiliyor. Bunların hepsi arkadaşlar tek elektronlu. Ve şöyle eksik bir yanı daha var. Bohr elektronların belirli yörüngelerde bulunabileceğini söylüyor ama böyle bir olay mümkün değil arkadaşlar. Çünkü elektronlar orbitallerde bulunuyor. Yani ihtimalli alanlarda bulunuyor. Elektronlar sürekli hareket halinde olduğu için belirli bir yörüngede bulunamıyor. Bu da modelin eksik yanlarından bir tanesi diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar modern atom teorisiyle devam ediyoruz. Yani bununla atom modellerini bitireceğiz. Günümüzde hala geçerli olan modellerden bir tanesi ki zaten modern atom teorisi ifadesi bunu karşılıyor aslında. Aynı zamanda elektron bulutu modeli olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bunun karşılığı ne? Modern atom teorisinde arkadaşlar şöyle bir kavram gelişiyor. Orbital kavramı. Ne anlama geliyor bu? Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerdir. Burada arkadaşlarım Bohr-Atom modelinden farklı olarak şunu söylüyor. Bohr-Atom modeli şu tezi savunuyordu. Diyordu ki elektronlar tek boyutlu hareket halindedir. Yani tek düzlem üzerine giderler. Ama modern atom teorisi şunu söylüyor. Elektronlar üç boyutlu hareket ederler. Dolayısıyla stabil durmazlar arkadaşlar. Belli bir alanda durmazlar. Belli bir yörüngeye sığmazlar. O yüzden Bohr-Atom modeli artık günümüze geçerli değil diyebiliriz. Atom modelleriyle ilgili vereceğimiz bilgiler bunlar. Tekrar arası yapmayı unutmayın. Ve bunların testlerini arkadaşlar çözmeye çalışın. Ki zaten bunlarla ilgili soru çözümleri yapacağız sizinle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Sevgiyle kalın.